Hikmet pırıltıları, iyilik ölçüsü, ırk üstünlüğünü kabul ettiğimiz takdirde bir Arap attan daima Arap at doğması gibi bir ırk mensuplarının da ya hep iyi veya hep kötü olduklarını kabul etmemiz lazım gelir. Halbuki hakikat bu fikri naksetmektedir. İyi insan hangi ırka mensup olursa olsun iyi, kötü insan ise yine hangi ırka mensup olursa olsun kötüdür. Bir kimse hakkında nasıl insandır şeklinde sorulan bir sorunun cevabı eğer o kimse... Müspet bir şahıs ise imanlıdır, ahlaklıdır, namusludur şeklinde şayet menfi bir kimse ise ahlaksızdır, sahtekardır, imansızdır şeklinde olacaktır. Yoksa bu sorunun cevabı Türktür, Araptır, Kürttür şeklinde değildir. Bunlar o kimsenin ırk, ırkı hakkında bir soru varit olduğunda verilecek cevaplardır. O halde iyilik ve kötülüğün ırkla alakası olmadığı en basit bir dil bilgisi kaidesiyle de kolayca anlaşılmaktadır. Diğer taraftan faile ünvan kazandıran işlediği fiillerdir. Yalancılık fiilini işleyen kimse yalancı ismini aldığı gibi doğru söyleme fiilinin faili de sadık ismini alır. Yalancının kötü bir kimse, sadıkın ise iyi bir şahıs oluşu işlenen fiillerle ilgilidir. Lakin bizim bir ırk mensubu olarak Türk, Arap, Kürt, gibi isimleri işlediğimiz müsbet veya menfi bir fiilin sonunda almadığımız açıktır. Bir kısmımız neseben A ırkından diğer kısmımız ise B ırkından gelmiş bulunuyoruz. Bu gelişte bizim ihtiyarımızın herhangi bir tesiri olmadığında ne ırkımızla övünmeye ve ne de başka ırk mensuplarını kötülemeye hakkımız yoktur. Bu zahir hakikati görmediğimiz takdirde milletimizi parçalayıp yutmak isteyen harici düşmanlara yardım etmiş oluruz. Atalarımızın işledikleri güzel fiillerle sadece iftihar etmemiz, Aynen okuma yazma bilmeyen bir çocuğun dedesinin alim olmasıyla övünmesine benzer. Eğer biz de dedelerimizi örnek alarak onları yücelten manaya gönül bağlar ve muktezasıyla amel edersek onların safına iltihak etmiş ve onlara layık bir halef olmuş oluruz. Aksi halde bu kuru dava bizi sultan etmez.''